Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzerinize olsun. Amin. Rabbim nice nice böyle mübarek gecelere, mübarek günlere kavuşmak nasibi müessir kılsın. Bu mübarek geceler hürmetine vatanımızı, milletimizi, mukaddesatımızı Rabbim muhafaza buyursun. Evet. Bu mübarek günler ki bütün peygamber efendilerimizin hayatında rahmet sıfatının namütenahi tecelli ettiği görülüyor. Allah'ın kullarının bu günlerde beldelerinin küffar istilasından kurtulduğu görülüyor. Belirli hadiseler bugünlerde, bu gecelerde tecelli etmiştir. Rabbim bizleri de o rahmet-i ilahiden mahrum etmesin. Muharrem ayı biliyorsunuz, hicret ayı. Peygamberimiz Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin rahatsızlık vermesinden dolayı emr-i ilahiyle Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği gündür. Sefer ayıdır. Muharrem ayı. İsa aleyhisselamın kafirlerin elinden kurtulduğu gün, yedi kat, dördüncü kat semavata çekildiği gün Rabbimin ihsanıyla. Musa aleyhisselamın Firavun'un mekrinden kurtulduğu gün, Kızıldeniz'de boğduğu gün Hazreti Allahu Teala Hazretlerinin imansızları. Evet. Bu arada Ehl-i Beyt evlad-ı Resul'den Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anh Efendimizin ve taraf etrafının Kerbela'da şehit olduğu gün. Şimdi bize acı gelen hadise, hatta zatında Peygamberimiz Efendimiz buyururlar, şehit olsam dünyaya gelsem, gene şehit olsam gene dünyaya gelsem, şehitlik mertebesi, madem ki dünyada baki kalınmayacak, Allah şimdi uzun ömür versin de, sonra şehit olmak için illa kaza meydanlarında vefat etmen değil, insan yatağında da şehit olur. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin lütfu ihsan sonsuz, geniş. Acı bir gerçek. İman taşıyan hiçbir kimse bu hadiseye alkış tutmaz. Evet. Alkış tutmaz ama Alevi kardeşlerimizin de öyle zincirlerle kendini dövdüğü gibi dövmez. Bunun bir imanla taatla alakası yok. Ama üzüntü günü olur. İleri gidersen Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine zulüm isnat etmiş olursun. Eğer kendimizi döveceksek bir kişinin dünyadan gitmesiyle herhangi bir sebeple,
Hazreti Resulullah için döverdim kendimizi. Ama yok öyle bir şey. İbadet, taat değil ki bu. Meraklarına iştirak ediyoruz. Çünkü bu fakir, bu akdi aciz vazifen ene medinetin alevabuha. O kapının parçasıyım ben. Yanlış anlamayın beni. Seyyidim. İftihar ederim. Şerifim. Fakat bana manevi vazifem bu değil. Bu ayrıca iftiharla beyan ettiğim bir mevzu. Rabbim izlerinden ayırmasın. Sonra öyle bir şey var ki particilik gibi öyle çıkardılar ki Ehl-i Beyt'i sevmek, evladı Resul'ü sevmek, Ali Beyt'i sevmek, Ali Abay'ı sevmek Kızılbaşlıktır, Alevi'liktir. Ya geç bunu böyle. Yemin ederim Müslüman olmazsın bu sevgi yoksa. Bu sevgi yoksa yemin ederim Müslüman olmazsın. İslam'ın şartlarında var mı bu? Sen neyi seviyorsun ki Allah'ı bilesin? Hazreti Resulullah'ı sevmezsin. Onun yakınlarını sevmezsin. Ona tabi olanları sevmezsin. Geç efendi geç. Ne Müslümanı? Yani ikilik çıkarmayalım. Onu anlatmak istiyorum. Demek ki Müslüman Allah'ın iradesine bağlanan insan, Allah'ın iradesine de tabi olan insan budur. Hasan Hüseyin Efendilerimizin düştüğü akıbet hatırımıza geldikçe insan içi yanıyor. Peygamber Efendimizin muhterem torunları, Hazreti Fatıma-tı Zehra validemizin mübarek evlatları, Hazreti Ali Keremullah Veşi Efendimizin mübarek evlatları. Onun için hata etmeyelim. Bak burada kızılbaşlık, alevilik meselesi değil. Müslümanlığı anlatıyor mu? İslam'ı anlatıyorum. Şimdi onu sevmezse olmaz. Severse kızılbaş. Kurban olalım, hep kızılbaş olalım o zaman. Öyle şey mi olur ya? Kızılbaş bazbaş ne demek? Bir kazada başlarına kırmızı sardılar da o mübarekler, kızılbaşlar geliyor dediler. Yoksa kızılbaş deyince bir ayrı bir zül değil ki. Sıffin Harbi'nde biliyorsunuz, iki taraf da Müslüman. De bakayım bir tarafa kafir. Beş vakit namazına beş taraftan Allah şefaatlerine nail etsin. Harp ediyorlardı. Ezan-ı Muhammed'i okundu iki taraftan namaza duruyordu. Allah bir daha o günleri göstermesin. Aa, şimdi benim korkumu açık söylüyorum. Siyaset değil bu. Uyarıyorum sizi. Allah saklasın. Bugünlerde ramak kaldı. Kardeş kardeşi boğmak için. Ne ilgisi var bunun İslamiyet'e bunun? Ama şimdi diğer tarafa da sor. Hep mi böyle zulüm altını dinleyeceğiz? Hep mi bunlar bizim maneviyatımıza karışacaklar? O da haklı, o da haklı. Allah sonumuzu etsin. Rabbim vatanımızı korusun, milletimizi korusun. Başka milletler gibi birbirine durmuş, kan gövdeyi götürüyor, senelerce analar ağlıyor. Kimsenin bir şey haberi yok, yalnız biz adet sayıyoruz. Bugün 40 kişinin gırtlağı kesildi, 100 kişinin gırtlağı kesildi. Masum insanlar, çoluk çocuk. Şart da bizim de başımızda. Allah orduya zeval vermesin. Ne günlerdir bunlar? Hangisini alkışlıyoruz bunlar? Soruyorum size. Evet. Ne olacak bu? Nereye gidecek? İnşallah iyi olacak. İnşallah iyi olacak.
Hubbul vatan minel iman. Vatan olmayanın imandan hayır gelmez. Şu bir karış toprağımıza dahi göz diktiler. Öyle korkuttuk ki dünyayı. Öyle korkuttuk ki insanları. Bir zamanlar Türk geliyor diye çocuklarını sustururlarmış. Şimdi Türk geliyor diye gendertler patlıyor. Yani bu mu kahramanlık mı bu? Rica ediyorum. Değil ya, değil ya. Değil ya. Ne zaman anlayacağız bunu? Mezhep çatışması, meşhep çatışması, din kavgası mahvetti bütün dünyayı. Allah kurtarsın. İşte muhtaç olduğumuz kardeşlik diye yazdığım o aciz ifadelerinde gerçek bu. Kafanın üzerindeki yazılı olan esası tatbik etsinler ki mecburlar. Bugün etmezlerse yarın edecekler. Başka çıkar yok. İşin gerçeği bu. Bir din geldiği zaman diğer din iptal olmaz. Bitti. Olur. Nereden çıkardın? Göster bana da bakayım bu ayeti. Hazreti Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da böyle buyurmuyor. Biz peygamberleri, elçilerimizi evvelki gelenleri tasdik, sonraki gelecekleri müjdeleyici olarak gönderdik. Şimdi zaman zaman ulemamız diyor ki, sağ olsun, efendim İncil'e yazıldı Hazreti Resulullah ki Ruhu'nun yazıcı. Tabii! Yazılı değildir, sen günaha girersin. Çünkü Hazreti Allah beyan ediyor. Evvel gelenleri tasdik, sonraki gelenleri müjdeleyici olarak gönderdik. Sonraki gelenler bilmiyorsa neden müjdelesin? Devam edecek, 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 edecek. En son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra ne başka şeriat gelecek, ne başka peygamber gelecek. Bu tokçular da kürsüde böyle su içerler ya. Ben hayret ederdim. Lan içecek yerim bulamadım. Niye evinde içsene falan. İnsanın ümüğü vuruyor. Ama böyle maden suyu içmez onlar. Kulağı açmasın. Aklımızı başımıza alalım. Duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. Çok şey geliyor da meyanesini geçirdik biz. Evet. Zamanını geçirdik. Kaynak tavunda dövülürdü. Tavunda vuramadık üzerine. 1200 küsür senedir içtihadı bıraktık. En büyük felaket. En büyük felaket. İçtihadın her devirde ortaya çıkardığı yorumlanmış din tablosuna şeriat ve diyanet denir. Bu tablo her zaman çizilecektir. Çizilmedi mi gülünç olur insan. Çizilmedi mi dumura uğrar hayat. Sadece İslami prensiplerde değil. İslam'ın her şeyinde içtihad olmaz. Muhkem ayetlerde İçtihad olmaz. Allah'ın haram kıldığı şeylerde fazla ileri geri içtihad olmaz. Ama içtihada tabi mevzular vardır. Yani şimdi geçenlerde büyük bir hadis oldu da efendim, ne yapalım diyor hakim 365 bin lira para cezası en ağır. Başka yok. 365 bin lira ne ya? 500 bin lira bir fakir mümin atsan kızıyor. Ne yapayım ben bu hadiye? Düşünebiliyor musun? Daha hala adalette bu iştahat duruyor. Yok. Büyük Millet Meclisi'nin şahsına hakaret, en büyük hakaret 900 küsür bin lira para cezası. Ama bir zamanlar o 900 küsür bin lira ocak söndürüyormuş.
Ocak söndürüyormuş. Ne kadar gülünç oluyor değil mi? İştahat böyle. Eski tıp doktorlarına bakalım. Hala kan almaya bilmem ne, evet onlar da faydalı ama geçti borun pazarı süreçlerine, niye iyi artık bunun anlamı kalmadı. Onun için her şeyde iştihat, sanat da iştihat. Sanat. Ne? Damarlarımız vardı kapı pencere yapacağız diye. Şimdi plastikten takı takı örüyor adam. hala ben onu mu yapayım diyeyim yani. Kim yer? Evet. Onun için muhterem kardeşlerim, hangi sahada bulunuyorsanız daima ilerlemeye çalışacaksınız. En mütekamil din, şeriat-ı Muhammedi, şeriat-ı Muhammedi, o bir şeriatlar batıl mı? Küfür mü? Hayır. Dilini koparırlar sonra. Allah'ın peygamberinin getirdiği şeriatla sen küfür de. Cüret et. Ha daha mütekamini getirmiş. Muhayyer bırakmış Hazreti Allah. Kişinin inisiyatifine bırakmış. Ama 40 senelik kâni olur mu yani? Olur mu? Yahu din değil, mezhep değil, mezhepten herhangi bir kişiye diyorsun ki o adam sahtekar ya, onu biliyoruz işte bizim canım falan falan, şahidiz, yemin ediyoruz. Ne diyor biliyor musun? O cehenneme giderse ben de giderim. Gönül verdim ona. Bitti hadi. Öpem canını. Şimdi bırak da mezhepten bir dönder bakalım. Ne döndürüyor? Efendim filanca Müslüman oldu. Lan zaten Müslüman o. Nasıl Müslüman? Şeriat-ı Muhammediye girdi de. Ha yakıştı. Müslüman doktorun her semavidin İslamiyet. Musa Aleyhisselam'a tabiydi. Şimdi daha mütekamil gördü ki insanlara bahşedilen Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'in şeriatı ona tabi oldu. Ha. Şeriat-ı Muhammediye tabi oldu de. Niye hakaret ediyor Müslüman ol diye. Zaten adam la ilahe illallah diyorsa Müslüman, Allah'tan başka ilah yoktur diyorsa İngilizce söylesin, Fransızca söylesin. İsterse Rusça konuşsun. İyi anlayalım bunları. Nur-u Muhammedi, bu da çok enteresan. Nur-u Muhammedi, yaratılışın sırrı, sonsuz rahmet ilahinin ismi. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar baki rahmetullah. Çok dikkat edin. Şahıs değil. Levlâke levlâk, lemâ halâktü leflâk. Sen olmasaydın Habibim eflâk yaratmazdım. Burada sen olmasaydın şahıs değil, Nur-u Muhammedi. Ya Rabbi bu kadar böyle mühimdi de niye kaç bin sene sonraya bıraktın? Hani sorulur. Allah'a sorar sorulmaz da. Benim gibi dangalan birisi sorar. Değil. Allah ayırmasın Nur-u Muhammedi'den. Kıyamete kadar da baki. Şimdi yok Hazreti Resulullah. Yok mu Nur-u Muhammedi? Hals etmişsin. Kıyamete kadar baki. Fakirin vazifen başka bir şey değil ki. Neresinden bakarsan bak Nur-u Muhammedi. İstersen bakma. İyi anlatıyorum herhalde. Bazıları kızacak. Kızmayla olmaz ki. Aksini getir. Anlat kuş yoluna. Evet.
Çeçenler'de akıllı mı, deli mi diye bana doktor getirdiler. Allah razı olsun bir muamele için. Doktora giderken dedim ki, senin tedaviye ihtiyacın var. Akıl doktoru. İnşallah bir müsait zamanda gel de seni tedavi edeyim dedim. Olur dedi, güldü. Doğru söylüyorum. Bana kaçıncı sende deyiz diyor. Hey. Şöyle dedik. Reis-i Cumhur'un şimdiki ismi ne diyor? Soyunu sülalesini saydım ona. Dedim, valla bir müsait zamanda geldi dedim, inşallah ben de seni muayene edeyim. Çünkü ben sende bazı bir şeyler görüyorum. Ama bu delilik meydanda değil böyle, senin ölçeceğin delilik değil. Mekarimi ahlakı tamamlamak için gönderildik buyurdu Peygamber Efendimiz. Ben sonuncusuyum, tamamlayıcısıyım. Benim kardeşlerim mekarimi ahlak üzere geldiler. Bittik. Mekarimi ahlak. Vazifemiz nedir? Mekarimi ahlak. Ya dervişiydi bilmem ne efendim, şeyhiydi meyhiydi kovalamaya gerek yok. Sen mekarimi ahlaka mı karşısın? Ancak bu zümreden olursun. Verasetten olursun. Başka yerden alamazsın. Zahmet etme. Takva, ihlas, vera. Ehli tasavvufta görürsün. Ehli tasavvuf tarikatla alakası olmayan, şeriatın inceliklerine vakıf olmayan insanı da bulamazsın. Yalnız iki iki daha dört eder hesabı değil. Efendim dinin felsefesiymiş, halt etmişsin. Dinin felsefesi tasavvuf olur mu? İslamiyet'te felsefeye yer yoktur. Ancak madde aleminde felsefeni yaparsın. Bir maddenin erinine boyuna, derinliğine boyutlarsın. Allah'ın emirlerini hiçbir zaman Allah'ın kanunlarından dışarı çıkarak ölçmeye kimse muktedir değil. Allah'ın kanunları ki veraset yoluyla gelen, maddenin daha fevkinde, aklın mantığın kavrayamayacağı halse. Evet, senelerdir haykırırım. Gelin Allah'ın emirlerini akılla, mantıkla bir ölçelim bakayım. Akılcı. İyi, Allah bırakmasın, akılsın. Akılcı, nereye gidiyorsun akılcı diye putperest oldular insanlar. Evet, açık söylüyorum. Başka bir yere götürmez ki. Kevni hakikatlerden öte gitmeyen ilim tatmin etmez ki insanı. Doyurmaz insanı. Hayatım boyunca şahit olduğum mevzu. Nice profesörlerle görüştüm. Din profesörleriyle. Dediler. İşte biz buna muhtaçız. Her profesör diyemez. Bunu da erkekleri var şimdi öyle. Doğruyu söyleyecek. Çünkü aldığım gibi satmasam göz otuna vereyim diyor adam. Nasıl aldıysam böyle satarım. Sen inanıyor mu? Söyle utanma ya, doğru söyle. Allah Resulullah aşkına doğru söyle. Dedik ki vallahi daha düşünmedim o işi. İyi. İmam-ı Gazali Hazretleri tasavvufa intisap ettikten sonra 10 sene konuşamadı, kürsüye çıkamadı. 10 sene madde aleminden manaya hulul ettiği zaman caizdir değildirler, sıfıra çıktı. Çünkü hayatım caizdir değildir işte. İşin gerçeği bu değil, caizdir değildir. Caizse caizdir, Hazreti Allah vermiştir hükmü, değilse değildir. Senin üzerinde tartışmana ihtiyacı yok.
Yani bu demek değil, akıl mütalaa etmeyelim, mantıkla hareket etmeyelim demek değil. İnşallah Rabbim ihsan ederse daha geniş bir kitap yazmayı düşünüyorum. Bu mevzuda az da olsa ışık tutabilirsem çok müsterih olacak. Evet, Rabbim bu gecelerin hürmetine ortağımıza dirilik düzenlik ihsan etsin. Rabbim darbe yaptırmasın. Yazık ordumuza, yazık milletimize. Yazık milletimize. Niye? Geçmez bir daha bu millet hele. Geçmez bu ordu bir daha hele. İyi düşünelim. Menfaatimiz için haybiye kürek sallamayalım. Bakın ne dese sesinler. Politika desinler, siyaset desinler. Açık konuşuyorum. Bu vatan benim vatanım. Ordum benim ordum. Milletim benim milletim. Vicdansızlık yapmayalım. Allah Resulullah aşkına. Bu mübarek günler aşkına. Evet. Hiç fazla uzatmayalım. Gece daha ilerliyor. Biraz da esma okuyalım. Hani Allah-u Teala Hazretlerinin buyurduğu, Allah'ın mescitlerinden Allah'ın zikrini men eden daha zalimden kim zalim olur? O zalimden daha kim olur zalim? Daha başka zalim var mı? Derken şuradan bir ulema geçinen bir kişi var. Camilerde zikri men edeceğiz diye ahkam keser. Allah! Ne baba yiğitler var maşallah. Allah'a meydan okuyan. Ne yiğitler var değil mi? Evet. O yiğit de görecek halini. Vakti tamam olunca. Ümumunu tuttukları zaman. Gel bakalım o bir tarafa. Allah'ın zikrinden men eden zalim. Demedim mi ben Kur'an-ı Azimcan'da bu zalimdir diye. Ne cüretle söyledin? Evet, tetirgin oluyoruz. Ne tetirgin olacağız? Ne yapacaklar? Bir şey yok, siyaset yok, politika yok, bundan ne yok? Bak, bir zevkimiz olan efendim, haydariyeleri dahi çıkardık. İncinmesinler onlar diye. Niye? Ya sen bu, toklörük ya. Allah Allah. Toklörük ekibe diyor musun? Niye çetek yedin, niye bilmem ne yaptın diye. Ya. Yahu camimizde yapıyoruz. Neyse onu da yapmayalım dedik. Sen ne yapalım? Ya. Ben sarık sarıyordum yeşil. Bana makamın emriyle üstadım getirdi verdi. Hadi oğlum başka bir şeyim yok. Emaneti mübarek gecede sarmayayım mı başıma? Bunun neresi hakem yürütüyorsun? Bak artık durup durup peki diyor yine başlıyor. Allah hakkımıza hayırlısını versin. Rabbim cümlenizden razı olsun. Aman yavrum fitne uyuyor uyanana Allah lanet etsin. Fitnenin içine girmeyin. Tembih ediyorum. Dayak yesek de mi? Dayak yemezsiniz korkma. Evliyama eza ilanı harp ilan ederim buyurur Hazreti Allah. Evet. Siz ki Allah'ın zikirden başka bir kastiniz yok. Size eza eden kişi Allah susacak mı onun karşısında? Hiçbir şey yapmayacak mı? Yapmayacaksa helal olsun. Evet. İşte iman. Korkmuyorum sizden dedim güvenlikle. Korkmuyorum. Bir anda tevessül etti Hazreti Allah. O kalbi bir anda tevessül etti. Buna benzer binlerce hadise şahit. Onun için samim ol, Allah'a dayan, güven. Çıkarına İslamiyet'i kullanma. Menfaat için Allah'ı biliyorum deme. Samim ol, namazını kıl, orucunu tut, haccını yap, zekatını ver.
Allah'a çok şükret, bahtiyar insansın, tebrik ederim. El-Fatiha. Eskisi gibi pek güçlü değilim. Zikri biraz hafif yaparsam kusura bakmayın. Evet, yaşlandıkça tabii bu işler biraz daha gevşiyor. Evet. Hani adam öyle demiş. Siz benim sesimi hamamda dinleydiniz. Vay, ne güzel çıkıyordu. Yani o kadar uzun boylu Mehmet Ali değil demiş. Ah gidi gençlik ah demiş. Ya gençliğini de biliyordu. Sus, konuşturma adamı demiş. Ben böyle demiyorum. Şahitlerim var. Evet. Şunu çıkarayım da şöyle. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'alem ennehu la ilahe illallah. Allah, 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 Allah.
İllallah, Allah, 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 illallah, Allah. Thank you.
Thank you.
Oh.
Thank you.
Allah'ın sultanımız Abdullah'dan Zeyd Abdülkadir Geylani, evvel alemeyin Zeyd Ahmet'e cehir olsun.
Kurmayı, Şeyh Ahmet Efendi, Şeyh İbrahim Musulgi, Şeyh Ebu Hasan Ali Hazretleri, Şahin Akşefendi Muhammed Bahattin Hazretleri, ve Şeyh Karami Selman Afarisi, Hasan Basri, Habibi Acemi, Davud-u Dayi, Mağdur-u Kefi, Sırrı Sakati, Cüneyd-i Bağdat-ı Ebi Hüşimli, Ebu Vefa, Ebu Hay Hazretleri. Şeyh Muhyiddin Arabi, Şeyh Sadi Şirazi, Hazreti Mevlana, Celaleddin Rumi, Şemsi Tevbeci, Sultan-ı Ulema Hazretleri. Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Beyaz-ı Destan Veli, Şeyh-i Şaban-ı Veli, Saadet-i Sultan Veli. Halveti, Cevveti, Kuşak-ı Sümbül-ü Sürevedi, Cenab-ı Gazi, Ubeyd-i Gazi, Suheyd-i Rumi, Yusuf-u Bahri, Ahmet-i Dicami, Hüseyin Gazi, Şeyh Ali Şemel Gandhi, Şeyh Kuddisi, Şeyh Ahmet Yesevi Hazretleri'ni de Kutlan-ı İhtar edin. Rabbim mağdur eyle. Anlar Şeyh'imiz Ustazımız Maraşlı Seyyid Hadi Sezaifet Hacı Mustafa Efendi, Çolumlu Hacı Bekir Baba Hacer Efendi Hacı Mustafa Efendi, Muhammed Cezal Efendi Hacı Sami Efendi Sofu Öküş Efendi, Abdurrahim Tantavi Abdurrahim Nişabi Hazretleri, Mahsen Nade Efendi Bilal Nadir Efendi İsmail Hakkı Efendi, Çekişler Rahmet Efendi Hacı Süleyman Efendi Hacı Kemal Efendi, Şeyh Bekir Kutlu Efendi Hazretleri, ve Tur-i Kehaliyeten Ahiret Eğitler Müşram için cümle-i teşbihlerin onun güzel ruhlarına ve Ya Rabbi ehli iman, ehli İslam'ın her vakti ihtar et. Rabbim mağdur eylesin. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim hürmetine, okuduğumuz kelime-i tevhid, rastayı celal hürmetine, getirdiğimiz sadak-ı şeranlar hürmetine, Rabbim cümlemizdeki cihanda aziz eyleye, tekrar hürmetimiz Allah'a ahsan eyleye, kabirde, haşirde, neşirde Allah yardım eyleye, şeytana aleyhi lanenin şerrinden Rabbim cümlemizi emin ve muhafaza eyleye, beldemizi ve cümle beldeleri, afat-ı araziye, afat-ı semaviye, bahtu gala, davun-u vebadan, yangın felaketinden, sel felaketinden, zelzele felaketinden emin eyleye. Esakir-i İslamiye berren, bahren ve havain selametler ihsan eyleye. Tüccar-ı Müslümine berren, bahren ve havain selametler ihsan eyleye. Hüccacı Müslümine dahi berren, bahren ve havain selametler ihsan eyleyip, gidenlere tekrar gitmeyenlere en garip bir zamanda, helal mağdur gidip gelmeye Rabbim cümlemize tekrar tekrar asıl müyesser eyleye. Hükümeti Cumhuriyetimizi İslamiyet üzere aslı İslamiyle faydar eyleyip devlet adamlarımızı mülkü millet hakkında dinimiz, imanımız, mukaddesatımız hakkında hayırlı kararlar alıp ve tatbik etmeler asıl müyesser eyleye. Kahraman ordumuzu karada, havada, denizde her zaman her yerde düşmanlarımızdan da mensur ve müzaffer eyleye. Düşmanlarının kahtar etmiş el kuvvetine kalkıp perişan eyleye. Askerlerimiz inanmayan komutanlara teslim eylemeye. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyleyip, darda bunda sıkıntıda kalmışlara Allah yardım eyleye. Allah'ın Rabbena adina bir dünya hasmeden ve bir ahiret hasmeden ve günah zarenler. Rahmetike ya Erhamer Rahimin ve selamun aleyhi mursilin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırlı olan hizmetli işgallerin derdiği için bütün alemin, bütün cenab-ı kulundan sıhhat ve selam inşallah. Allah-u Teala Hazretlerinin olayı tarifi için tekrar böyle mübarek günler geceler.